aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Onlar magazin dünyasının en çok konuşulan aşıkları. Gizli saklı ilişkileriyle en çok merak edilen aşıkları. İyi geceler efendim. Göcek'te belgelenen ilişkilerinin ardından konuşmamak için demir gibi sabrıyla çatlatan. Bu konuyla alakalı, hani aşkla alakalı bir şey söylersen. Çok teşekkür ederim. Çok kısa o zaman, 2 dakika. Tatil nasıl geçti? Kaçmam lazım. Onun için teşekkür ediyorum. İlişki soruları karşısında afra tafralarıyla sevenlerini yıldıran. Ya dışarıda biz sizi Mert Bey'le hiç göremiyoruz. Bu setlerden dolayı. Arkadaşlar evet de... bıkmadınız ya. Onur bıkmadın Onur. Vallahi bıkmadın. Yasak aşk iddialarıyla başlayıp yılan hikayesine dönen ilişkileriyle magazin dünyasının en merak edilen, en takip edilen, en sansasyonel aşıkları 2 Kasım Perşembe akşamı aşklarının gün yüzüne çıkmasının ardından tam 4 ay sonra ilk kez birlikte ortaya çıktılar. Mert Bey ile de aylar sonra aslında ilk kez birlikte dışarıya çıktınız. Neler söyleyeceksiniz? Aynı zamanda bitmek bilmeyen, konuşulmaktan vazgeçmeyen ayrılık iddialarının ardından ilk kez görüntülendiler. Afra Hanım da içerideydi. O durumdan sonra ilk kez görüntülendiniz beraber. Vallahi görüşürüz. İyi akşamlar. Aynı araca binen aşıklar pek tabii ki konuşmama geleneklerini bozmadı. İlişkiyle alakalı konuşmuyorsunuz. Haklarında bugüne kadar defalarca söylenti çıktı, iddialar yankılandı. Hatta ve hatta reklam aşkı bile diyenler karşısında bugüne kadar konuşmayan, görüntü vermeyen sevgililerin 4 ay sonra gizlenmekten, saklanmaktan vazgeçmelerinin sebebi neydi? Bak ben dün gerçekten her şeyden vazgeçtim. Ayrılığın yol açtığı iddia edilen reyting düşüşleri mi? Daha ne olabilir ki abla? Daha ne olabilir ki ya? Yoksa ihanet iddiaları mı? Söyleyeceksiniz. Mert Bey'le herhangi bir hanımefendi vardı. Pardon. Bilginiz var mı? O geceden haberiniz var mı? İlişkiyle alakalı konuşmuyorsunuz. Bir ihanet olduğunu söylüyorum. Mert Bey. Sizin haberiniz var mıydı o geceden Afra? Bu kadar. Mert Afra ile görüntü vererek neyi gizlemeye çalıştı? İhanet söylentilerinin ayyuka çıkmasına yol açan sebepler de vardı elbet. Şimdi hazır olun. Zira buradan sonra izleyeceğiniz görüntüler sadece magazin hattı farkıyla ekranlarınızda. İşte Mert Ramazan Demir'in birden fazla güzelle adının anıldığı gecelere gidiyoruz. 2 Kasım'da sevgilisiyle buluşmadan sadece bir gün önce Esmer Güzel'le sarmaş dolaş eğlencesi. Yıldız oyuncuyu eğlence gecesinin ardından sadece magazin hattı görüntüledi. Çok konuşuldu. Hadi bu akşam arada bakalım. Dedikodular var, hemen soralım. Bir hanımefendi görüntüler denize dair. Öğrenebilir miyiz? İhanet diye söylenecek çünkü. Sizden yorum alsak. Dakikalar sonra yakışıklı oyuncu bir kez daha kameralarımızda. Yanındaki arkadaşının görüntü alınmaması için sarf ettiği önlemse Mert Ramazan Demir'i çok kızdırdı. Yüzünü ceketle kapatmaya çalıştı. Gereksiz tedbir çileden çıkartmaya yetti. Mert Bey, iyi geceler. Bir hayli gergin olan Mert Ramazan Demir bu kez bambaşka bir soruyla karşı karşıyaydı. Evinizdeki gizem ne kadar sorsaydık efendim. Anahtarı evinizden atmışsınız. Aha. Mert Bey, iddialar doğru mu? Sen aşağıda mısın, yukarıda mısın? Bu defa Esmer Güzel değil, gece yarısı evine giren Sarışın Güzel öğrenilmeye çalışıldı. Mert Ramazan Demir'in gerginliği gitgide arttı. Mert Bey, pazartesi günü evinizdeki gizemli kadını sorsaydık. Dostum ne saçmalıyorsun ya? Hadi, ne olur hadi. İşine bak ne olur. Hadi. İddialara cevap alabilmek adına defalarca mikrofonlar uzatıldı. Evinizden anahtarları attığınız doğru mu peki? Aynen öyle. Efendim, doğruluk payı var mı diye cevaplasanız. Ne var ki Mert Ramazan Demir duymazlığa, bilmezliğe vurdu. Mert Bey, iddiaları cevaplasaydınız. Ne iddiasından bahsediyorsun? Mert Ramazan Demir'in bu sorusunun ardından yine birkaç gün geriye Esmer Güzel'le eğlencesinden sadece 4 gün öncesine gidiyoruz. Kapısının önünde sarışın bir güzel var. Çantasında hummalı arayış içinde.
aradığını bulmuş olacak ki kısa süre sonra gizemli güzel kapıdan içeri girdi. Dakikalar sonraysa kapıdaki isim Mert Ramazan Demir'di. O anlar an be an muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nun takibiyle kayıt altına alındı. Gidiyor içeriye. Şu an Mert Ramazan Demir önce kız arkadaşına anahtarı verdi. Daha sonrasında evin içerisine kendisi girecek, zile bastılar. Bir yandan arkadaşları çabalarken bir yandan yakışıklı oyuncunun arkadaşına telefonla ulaşmaya çalıştığı görüldü. Mert Ramazan Demir kendi evinin kapısında kaldı. Şu anda evin içerisine girmeye çalışıyor, kapıyı açamadılar. Mert Ramazan Demir şu anda kendi anahtarını kız arkadaşına verdiği için zile basmak zorunda kaldı. Mert Ramazan Demir kız arkadaşına ulaşmak için seferber olurken sarışın güzel camda gözüktü. Anahtarı ünlü oyuncuya camdan attı. Camdan kız arkadaşı anahtarı aşağıya attı Mert Ramazan Demir'e. Mert Ramazan Demir şu anda kapıyı açıyor. Mert Ramazan Demir'in kapıdan yalnız başına girmesiyle çevresindeki arkadaşları da dağıldı. Sokak sessizliğe büründü. Mert Ramazan Demir tüm ısrarlı sorulara rağmen cevapsız kalınca akılları karıştırdı. İhanet ayyukaları ortaya çıkarken Mert Ramazan Demir sevgilisi Afra Saraçoğlu ile ilk kez görüntüsünü verdi. İddiaların ardından Saraçoğlu yine sessizliğe gömüldü. Bileceksin. Mert Ramazan Demir'in bir hanımefendi vardı. Pardon. Bilginiz var mı? O geceden haberiniz var mı? İlişkiyle alakalı konuşmuyorsunuz. Bir ihanet olduğunu söylüyor. Mert Bey. Sizin haberiniz var mıydı o geceden Afra'nın? Bu kadar.